Ben Siirt'te doğdum, orada büyüdüm. Bütün eğitimimi orada tamamladım. Üniversite sınavına da orada hazırlandım. Daha sonra da İstanbul'a geldim okumak için. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okuyorum şu anda. Belirtmem gerekirse bu benim çocukluk hayalimdi. Çok küçük yaştayken, böyle ortaokulda falan bile bilim teknik kitapları falan okuyup ben genetik okuyacağım falan, ben genetik okumak istiyorum diyordum. Abimle otobüse bindik, ilk etapta gideceğiz işte okula. Kampüsün içerisine ilk kez gidiyordum falan. Yolları aklımda tutmaya çalışıyorum. Habire bindiğim otobüsü falan, hangi metroda, hangi durakta iniyorum. Her yere bakıyorum, binaları hafızamda tutmaya çalışıyorum falan. Şu anda tanımlayamayacağım bir duygu da vardı. Hani ya başaramasam, ya yapamasam. 6 yaşına kadar köyde yaşıyordum. Sonra merkeze geldim, Muş'a geldim. Muş o zaman bana bayağı büyük gelmişti şehir olarak. Küçüklüğümden beri ben çizim yapan bir insanım. Çizim konusunda aslında iyi olduğumu düşünüyorum. Sınavlar falan, sonra yoğun bir çalışma ortamı, 1,5 ay kasma. Sonrasında itim var. Sınava girdikten sonra bayağı aslında iyi geçmişti, onu farkındaydım. Ya zaten kazanacağımı biliyordum ama tabii o günü beklemek. Kalp günü için metroya geçiş bile benim için. İstanbul'da ilk kez metroya biniyordu. Gittikçe geriliyorum. Ama merak da ediyorum tabii. Sonra İtalya durağında inip giriş yaptığımızda abimle beraber kayda gelmiştim. İçeri beraber gitmeyi umuyordum ki kayda tek başımıza giriyormuşuz. İlk bireysellik tecrübesi galiba. 18 yaşını geçtiniz ve kendi kimliğinizde kaydınızı kendiniz yapacaksınız. Bingöllü, 7 kardeşiz. 7 ablam var, ben tek erkeğim. 17 yaşında ilk defa İstanbul'a geldim. 17-18 yaşlarında parke taşı, yani hep olmasa da arada bir gelir çalışırdım, döşerdim. İlk gelişimde korku vardı, hem de bayağı bir vardı. Yani büyük şehir, hiçbir yeri bilmiyorum, etmiyorum. Yani özellikle de o Taksim'e ilk çıkışımda o kalabalığın üstüme gelişi, onların gidişi, insanda kendisinin yabancılık çekmesi inanılmaz derecede. Çok fazla bir ürkmüştüm. Ve çok şükür üniversiteyi kazandım. İlk İstanbul'u duyunca yani sevinçten belki ayaklarım yerinden kesildi durumda. Öyle oldu. Seni gördüğüm günden beri unutamadım. Hiç mi sevmedin beni? Gözyaşlarımı hiç görmedim. Bana neden değer vermedin? Hiç mi sevmedin beni? Gözyaşlarımı hiç görmedim. Bana neden değer vermedin? Bingöl'den uzaklaşmak istiyordum çünkü farklı hedeflerim vardı. İşte müzik olsun, işte daha tiyatral, müzikal bir tiyatro falan düşünüyordum. Öğrenci için daha kısıtlı bir şehir. Yani aktivite olsun, gezecek yer falan olsun. Yani arkadaşlar takılacak falan yerler olsun. Daha sıkıntılıydı bu. Ben sınava girmiştim YGS'ye. Puanım yüksek gelince ilk tercihlerde verdim, İstanbul geldi tabi. Sevindim, kaydımı yaptım. İlk işim ne oldu? Yani üniversitenin müzik kulübüne girdim, tiyatro kulübüne girdim. Çünkü açtım, yani aktiviteleri açtım. Girdim, mutluyum şu an. Şu an devam ediyorum, son sınıfım. Seni gördüm. Özel bir üniversitede okuyorum. Ağız ve diş sağlığı okuyorum. Nereden gelen gelir az bir miktar. 250 TL. Ondan sonra geçimim ise burada ben çalışarak sağlıyorum. Mersin'de doğdum, Mersin'de büyüdüm. Orada tiyatroya olan ilgim, alakam başladı ve üniversite sınavlarına hazırlanırken de hep bu vardı aklımda aslında.
iyi bir üniversite olsun dedim. İşte sanatla da biraz alakalı olsun diye, felsefe olsun. Başta Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek istiyordum. Tercihlerimin arasında ilk o vardı. Sonra işte Galatasaray'ı yazmıştım. Galatasaray Üniversitesi yazıyorum. İşte eğitiminin Fransızca olduğunu biliyorum ama yani nasıl bir cesaretse bilmiyorum. İşte hayallerle işte gerçeklerin nasıl olacağı belli olmuyor ama sonra üniversite sınavları açıklandığında Boğaziçi değil de Galatasaray Üniversitesi oldum. Şimdi ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Kalabalık biraz korkutuyordu beni açıkçası. İşte bu kadar kalabalığın içinde tek bir insansın ve yalnızsın ve işte şey diyordum artık, işte çok daha zor. Her şey o kadar hayal dünyası değil ve çok zorlanacaksın. O zaman anlamıştım o kalabalığın içinde. Mersin'de doğup büyüdüm. Liseye kadar da Mersin'deydim. 4 kardeşiz. Babam işçi, şoförlük yapıyor bir fabrikada. Her yaz mutlaka köye giderdik. Anneannemin köyü var, anneannem ve dedemin. İstanbul'a gelince birden yani sudan çıkmış balığa döndüm gerçekten. Boğaziçi dışında bir tercihim yoktu. O yüzden hani çok şaşırmadım Boğaziçi gelince. Her şey Boğaziçi'ydi, bölümler falan. Bazı kulüplere katılmak istedim. Hani üniversiteye gidince insan direkt kendini kulüplere atar. Hani yeni bir şeyler öğreneyim falan diye. Bir kulüp toplantısında Bugusto diye bir kulübe katıldım. Ben yemekler falan işte yapılıyor, yeniyor. Ve böyle anlamıyordum ne konuştuklarını. Yarı İngilizce, yarı Türkçe, böyle değişik kelimeler kullanıyorlar. Hani Türkçe mi konuşuyor bunlar, İngilizce mi konuşuyor? Çok şey olmuştum, hani bayağı bir şaşırmıştım. Küçücük bir yerden geldim, hani çok çok fazla bir anda bir bilgi yüklemesi olduğunu hissettim kendi üzerimde. Benim için çok büyük bir kültür şoku olmuştu bu. Tercih sonuçları açıklandı. Boğaziçi Kimya Öğretmenliği kazandım. Babamla birlikte İstanbul'a geldim kayıt yapmaya. İlk gün mesela ben bildiğin neyse afallamışım böyle. Afallamış bir durumda etrafındaki insanlara bakıyorum. Hani o kadar Bingöl'de o kadar çok tek tipliğe alışmışım ki insanlar bile tek tip. Giyinişleri, konuşmaları, yaşayış şekilleri, kültürleri her şey aynı. Üniversitede farklı farklı insanlar var. İşte standlar açılmış böyle siyasi, kültürel, ne bileyim LGBT falan. Bakıyorum böyle kulüplerin standlarına bakıyorum. Bunlar ne böyle diyorum falan, şaşırıyorum. Hani bizzat yaşamadığım için yaşayınca bir afallıyorsun. Onun da boşluğuna düştüm baya. Ben Şınav doğumluyum. İlkokula başladığımızda daha Türkçe bilmiyorduk. Türkçe yani öğrenene kadar biraz derslerimizden, diğer derslerimizden, matematikten, diğer derslerden biraz geri kaldık ama yine de toparladık. 6. sınıfta, 7. sınıfta derken iyi oldu. Yarı yıl tatillerinde işte çalışıyordum. 3 yıl. Lokantada çalıştım. Bazen kömür ocağına gidiyordum kaçamak olarak. Babamdan gizli. Sonra işte maraton başladı işte. Tıp bekliyordum daha doğrusu. Diş hekimliği düşündüm, o da gelmedi. İşte Marmara Eczacılık bölümüne geldim. İyi güzel ama bayağı dersleri de zor. İlk geldiğimde zaten ben tek başıma gelmiştim kayıt için. İlk defa uçağı da binmiştim o ara. Dua ediyordum inşallah pencere kenarı gelir ilk benliğinden. Sonra işte tamam pencere kenarı gelmiş de kanat tarafı gelmişti bana. Şırnaklıyım. Şu an İstanbul'da ilk ve acil yardım ikinci sınıf öğrencisiyim. Şırnak Düz Lise mezunuyum, Şırnak Lisesi. Özel bir üniversite kazandım. %50 burslu. İşte kayıt yapmak için yola çıktım, İstanbul'a geldim. İşte gelirken de hani İstanbul'u falan fazla bilmiyorum. Kayıt yapmaya gittim, hani evraklarım falan tamam. Ama hani cepte 5 kuruş para yok hani kayıt yapmak için ki özel üniversite. Hani kayıt için de son gün. İşte bir yandan hani okulu bulmakla uğraşıyorum. Dibinde mi bulamıyorum. İşte bulana kadar saat 2'ye geliyor, daha para yok. Para 3 gibi hani hesabıma yattı. O zorluklardan sonra kaydımı yaptıktan sonra çok mutlu oldum. İşte ondan sonra İstanbul Maratonu başladı. Çaylakız daha yeniyiz.
İşte ilk geldiğimde nereye gideceğim, ne yapacağım? KYK yurdu vardı. İşte onu tercih yapmıştım. Yurtlar sıralamada, yedek sıralamasında 5000'deydim. Ben dedim okulu bitiririm ancak bana gelir. Ilgın'dayken farklı ilçelerden arkadaşlarım vardı. Bu bir zenginlik gibi geliyordu bana. Ondan sonra Boğaziçi'ne gelince, Boğaziçi'nin yani en güzel yanlarından biri, bu sefer Singapurlu, Japon, işte Çin'den, Mısır'dan arkadaşlarımız oluyor. Hani şimdi de bunu diyorum yani çok şanslıyım çünkü bir sürü yerden arkadaşım var. Konya'da tek yaptığınız etütler arasında çay alıp yürümek yani. Ama mesela Kilyos'a geliyorsun, okulun içinde hani işte eğlence merkezi var, bar var yani onu görmek benim İstanbul'a dair ilk şokumdu yani. Aa hani böyle de bir hayat varmış, hani böyle de yaşayan insanlar varmış. Ararken Derya'yla burada gezmediğimiz emlakçı kalmadı neredeyse. Ve genelde bize ev vermek istemediler. Yani çok şaşırdım en başta. Ve bir erkek arkadaşımız vardı. Hani kız başımıza gitmeyelim diye düşünüp onu yanımıza almıştık. Ve sonradan aydınlandık. Hani bizim üçümüzün eve çıkacağını düşünmüşler muhtemelen o erkek ve biz ikimiz. Genel olarak bir öğrenci evet ön yargı herkes de var. Hani hem kız öğrenciye hem erkek öğrenciye. Mesela okulda ders çalışmamız gerektiğinde okul çevresinde evi olan arkadaşlarımızla kalıyoruz genelde. Çünkü 9'da 10'da buradan hani Hisar üstünden Üsküdar'a gelmek bayağı zaman alıyor. Onun dışında burada yakın arkadaşlarımız var. Hani iki sokak ötede onlara gidip kalıyoruz ya da ama mesela bunları yaparken acaba evime giren insanları hani gözetleyen biri var mıdır falan gibisinden. Çünkü o kafamıza yerleşmiş bir kere hani mahalle baskısı düşüncesi. Onun dışında bir şey yaşamadık ama biz de kendi sınırımızı koymuşuz. O yüzden pek bir sorunla karşılaşmadık. Arkadaşlarım olmazsa inanılmaz yalnızım. Koca bir tencerede küçücük bir kepçe. Evet, öyle. Yani küçük bir yerden çıkınca benim ailem Kuşadası'nda hani aslında çok turistik bir yer, çok kalabalık bir yer ama İstanbul'da görebildiğimiz o insan çeşitliliği Kuşadası'nda bile yok. Kimin ne olduğunu anlamak hani çok zor oluyormuş. Yani insan sarrafı olmak hani babam zaman alır demişti. İlk geldiğimde her şey aslında çok güzeldi. Düzenli bir eve çıktım. İşte böyle hep pozitif, hayata pozitif bakan, neşe dolu bir insan kafasıyla geldim buraya. Hatta o yaz saçlarımı kazıtmıştım İstanbul'a gelirken. Ve ben İstanbul'a ilk adım attığım zaman yapayalnızdım. Ve gerçekten çıplaktım kafam gibi yani. Otobüsle geldim, tabii tüneller açtık falan derken böyle bir geldim. Dar bir tünelden, dar bir, küçük bir şehire girdik. Otogardan indiğimde arkadaşım karşılamıştı beni. Kafamı kaldırıp baktığımda inanamadım kendime. Yani gözümü kapayıp İstanbul'u hayal ediyorum, açtığımda Gümüşhane. Tabii malum yapacak bir şey yok, düşündüm gitmeyi. Kalmayı da çok böyle hani iki ara bir dere derler. İkna çabaları, geri dönüp aileme baktığımda malum, ailemin emekleri. Yapabilirim dedim. Geldik, bindik bir alamete. Üniversite sınavından çıktıktan sonra tercihler yapılırken ben aslında katı makine istiyordum. Puanım da yeterliydi. Kader hani hocam karıştırıyor yerleri. Gümüşhane gıdayı katı makinenin üstüne alıyor. Öyle alınca Gümüşhane açıklanıyor ve ben hani ilk gördüm, şok oldum. Her gün şimdi adaları seyretmiş bir insana... Bir anda karşısına dağ koyunca afallıyor insan. Yani ne yapacağını bilemiyor. İlk geldim, abi iki dağın arası ya.
Gümüşhane'ye 1,5 sene önce Kuşadası'ndan geldim. Denizin dibinden geldim. Hiç tahmin etmiyordum böyle bir yer olduğunu. Geldim baktım hiç ısınamadım ilk günden itibaren. Hala ısınamadım. 1,5 sene geçti, bütün arkadaşlarım adapte oldular. Ben hala kendimi buraya tatile geliyormuş gibi, hani gelip gideceğim hemen şeyle buraya geliyorum. Yaklaşık bir ay içinde 3-4 defa okulu bıraktım ben. Arkadaşlarım beni ikna ettiler, sonra geri döndüm. Bursa bir uçta, Gümüşhane bir uçta. Mesafeler çok fazla. Ailemden ilk defa uzaklaşıyor olabilirim, ya diyebilirim. Daha işte kayda geldiğimizde bir geri dönme isteği oldu. Fakat 2 yıl bir dershane sürecinden geçtim. Ailemin emeği vardı. Benim kendi emeğim vardı. Bu yüzden hani alışabilme umuduyla kaydımızı yaptık. Alışıyorsunuz ama aslında alışmıyorsunuz. Yani birazcık mecburiyet durumu var. Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyorum. Beslenme diyetetik 4. sınıf öğrencisiyim. Manisa'dan geldim buraya. İzmir'in ta kıyısından geldim. Küçük bir şehir burası. Geldiğimde tabii ki zor şartlarda geldim. Yalnız geldim. O yüzden bütün zorlukları kendim gözledim. Tabii ki ailevi konuda birazcık önyargılı yaklaşıyor. Maalesef yaklaşıyor. Ortamı bilmiyor. Daha önce hiç buraya gelmediler. Ve bir de doğu-batı kavramı sanırım var. Yani kültürel anlamda var. O yüzden zaten göndermek istememişlerdir belki de. Hani kültürel anlamda nasıl yapacaksın? Adapte olabilecek misin? Sonu bakış açıları nasıl olacak? Vesaire falan derken bir şekilde geldim yani. Ama gerçekten çok zorlandım. Yani burada kendimi gerçekten daralmış, böyle bir çaresiz hissediyorum. Ama daha çok hani avantajını değerlendirmeye çalışıyorum. Yoksa 4 sene nasıl geçecek? Yani gönül isterdi ki büyük şehirlerde imkanı daha kolay olan bir şehir olsun. Bilgiye ulaşmak daha kolay olsun. Ama puan, para, hiçbir şey olmayınca buraya kadar geliyorsunuz. Gümüşhane Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Yaklaşık 8 senedir okuyorum. Buraya Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek beldesinden geldim. İlk gelişimiz burayı kazandığımızı öğrendik. Tabii evde bir bayram havası oldu katıyı kazandığım için. Ben katı olarak kazanmıştım çünkü. Babamla beraber birlikte geldik. Uzun bir yolculuk oldu. Tabii üç tarafı denizlerle çevrili bir yerden dört tarafı dağlarla çevrili bir yere gelmek biraz zor oldu. İstanbul'da yalnız olduğunu hissetmiyorsun. Böyle bir şey var. Yani yalnızsan bile, kimsen yoksan bile şehir seni yalnızlık hissettirmiyor. Ama burada gerçekten bir yalnızlık hissettim. Yani babam anlatırdı askere gittiğinde, Hakkari'de yapmış askerliğini. Derdi dışarı çıktığın zaman bir tek gökyüzünü görebiliyorsun derdi. Ya burada da balkona çıkıyordum yurtta. Bir tek gökyüzünü görebiliyordum. O yüzden beni biraz bunalıma soktu açıkçası. İlk zamanlar zorlandım. İstanbul'da şehire oradayken oradan sıkılıyordum bazen kalabalığından. Yani bir dinlenmem lazım falan diye uzaklaşmak istiyor insan ama buraya gelince anladım. Yani küçük şehir, yani ne kadar enerjik bir insan da olsan, yani sosyal bir insan da olsan bir süre sonra emiyor seni. Yani kendine uydurmaya çalışıyor. Yani farkında olmadan. Şehre uyum sağlıyorsun bir şekilde. Bende de öyle oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gümüşhane Mühendislik Fakültesi'ni kazandım 2007 yılında. Buraya geldiğimde yalnız kaldım bayağı bir uzun süre yurtta. Çanakkale'den gelmişim, orada doğdum, büyüdüm, rahat ortam. Ben Ayvacık ilçesindeyim, küçük ilçe ama rahattır yani, ne bileyim. Her yere gidebilirsiniz, her yer yakındır. İzmir yakındır, İstanbul yakındır, Çanakkale merkez yakındır. Geldim, çok daraldım, çok bunaldım. Uyum sürecim çok uzun sürdü benim, 3-4 yılı aldı. Liseden mezun olduktan sonra sınavlara girdim. 3 defa başarısızlıkla karşılaştım ve 3. sınavım sonucunda 15. tercihim olan Gümüşhane Üniversitesi denk geldi. Daha doğrusu kazandım. Daha Gümüşhane geleneksel bir yapıya sahipken sizin geldiğiniz yerler biraz daha köken olarak daha batı kültürüne yakın oluyor. Bu iki kültür çatışmasını yaşamaktaydım. İlk senemde böyle geçti. Bir gün gidelim abi, kızlarla ayarlayalım. Evet, gidelim ama kalabalık gidelim. Biraz arada kaldığı için bence kalabalık gitmemiz daha iyi olur. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan buraya sosyal hizmetler bölümünü çok istediğim için geldim. Mesela Ankara'da Hacettepe okumayı çok isterdim. Ama puan sıkıntımız oldu çünkü çok yüksekti puanlarımız. Ben Gümüşhane'ye yazdım tercihlerimi fakat geleceğini düşünmeyerek yazdım. Gümüşhane daha muhafazakar Ankara oranla. Mesela atıyorum Ankara'da benim giyimim buraya hiç uymadı. Ya zaten çok açık giyinen bir insan değilim ama atıyorum burada giydiğim bir topuklu ayakkabı, yaptığım bir makyaj, yani saçların yapış tarzın bile çok dikkat çekiyor. Hani insanların bakış açıları çok önemli. Sonuçta ailenden kopmuş ve buraya gelmişsin yani. Ve 4 sene burada yaşayacaksın. Çok yoruldum. Üniversiteye hazırlanırken ama 4 yılın 4 yıl olduğunu düşünmüyoruz. Bu kadar uzun bir zaman olduğunu düşünmüyoruz. Sadece üniversiteyi kazanayım, 4 yıllık üniversite okuyayım diye hayali var. Öyle bir düşünce var. Ama buraya geldiğinde o 4 yıl bitmiyor. Zaman geçmiyor. 4 yıl çünkü çok asır gibi geliyor insana. Sene boyunca yurtta burslu olarak kaldım ama ondan sonra hani sürekli yeni öğrenciler de geleceği için hani benim çıkmam gerekti. Oradan çıkınca da hani yurda böyle bayağı bir 400-500 lira gibi bir para vermektense dedim eve çıkarım, hani hem kendi düzenim, kendi rahatım olur, okula da yakın olmuş olurum diye. Yurttaki oda arkadaşım olan, ki 4 yıldır tanıştığım Mihrişan'la eve çıktım. Yurt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyordu. Hani ben 2 ay bekledim ama hani kaç kez kaplarına gidip artık beni alın, işte dışarıdayım lütfen falan, bu tarz zorlamalardı. 3 ay kütüphanede yatan arkadaşımız vardı yurda alınmadığı için, böyle bir sıkıntı olmuştu. Okulun açılmasına birkaç gün var, biz harıl harıl ev arıyoruz her yerde ama artık olan evler zaten tutulmuş, öğrenciler hani yerleşmişler. En son pes ettik, emlakçıya gittik. Ondan sonra şu an oturduğumuz bu evi bulduk. Eve ilk geldiğimizde böyle girdik içeri falan ama o kadar kötü ki hani duvarlar kirli, pencereler leş durumda böyle. Evi tuttuk. Ondan sonra işte zaten boyanıyordu o zaman. Duvarlar falan boyandıktan sonra geri kalan yerleri de temizledik. Yaşanır bir hale geldi. Bu tarz şeyler bana zor gelmedi. Bunları yaparken de hiç zorlanmadım. Evde kalmayı, yurtta kalmayı tercih ediyorum galiba. Kendi düzenim var, arkadaşlarım gelebiliyor. Tabii kişi başı 400 lira gibi bir kira vermemiz gerekiyor. Tabii burslarımız var, hani arkadaşımın da aynı şekilde. Aileden de bir miktar almaya çalışıyorum. Ben elimden geldiğince istememeye de çalışıyorum. Hatta okulda dersten sonraları çalışıyorum. Okuldaki bir kafede ben de garsonluk yapıyorum. Ama işte sürekli olmuyor tabii ki. Cuma günleri genelde oluyor çünkü 10.30'da dersim bitiyor. 10.30'dan sonra çalışmam çok rahat oluyor. Bir de okulun içerisinde olduğu için okulun biraz da
burs imkanı gibi geliyor bana. Çünkü istediğim zaman şey yapabiliyorum, hani benim sınavım var, ben bugün gelemeyeceğim. İşte, ya da benim ders çalışmam gerekiyor, bugün erken çıkabilir miyim gibi durumlara müsaade ediyorlar. O yüzden çok avantajlı oluyor benim için de. Burada tahminen bireyselsiniz ve bütün hayatınızı siz idame ettiriyorsunuz ve bir gün yani çamaşırları siz yıkamazsanız yarın yine siz yıkamak zorunda kalacaksınız. Bir yandan çizimlerim, bir yandan okul, bir yandan sosyal hayat aslında böyle karmaşa. Mesela maket yapma aşaması genelde tek başına olunca çok sıkıntılı oluyor. O yüzden bazen grupça işte okulda sabah kadar bir arkadaşımızın maketini ortaklaşa yapabiliyoruz ya da işte benim yani 3 gün üst üste uyumadığım zamanlar olabiliyor. Bulaşıklar 3 gün 5 gün kalıyor. Sonra hani nefes alabildiğim an artık ona yetişiyoruz. Yatağda toplar mısın ya? Yattım yeri sana zaten. Yes. Niye toplamış yattın yerde? Selam ver önce bir kamera. Bak battaniyenin altından neler çıkacak neler. İlk senemdi. Şimdi tanımıyorsun. Eve çıkacaksın. Kimseyi bilmiyorsun. Nasıl yapacağım? Kimden çıkacağım? Yaklaşık 2,5 ay boyunca ev aramaya başladım ben İstanbul'da. Ta Beşiktaş'tan Kartal'a kadar. Burayı tamam bulduk da sözleşme yapıldı. Haziran'a kadar zaten bir sözleşmemiz var. Haziran'dan sonra tekrardan öğrencinin en büyük işi iş, yani ev aramak. Öğrenciye böyle bir gelir kapısı diye bakıyorlar. Kiralar zaten aldı başını gidiyor. Bir yerde oturamıyorsun, 800-900 liradan başlıyor. Yani ay baba sana mı yollasın, kendi evine mi baksın? Diğer kardeşler de okuyor sonuçta. Bunu düşünen yok. Dünkü makarna. Gece yaptım ben, açtım geldiğinde. Bitmemiş, niye bitirmedin? Şimdi yeni bir makarna yapmam lazım. Yap abi, dök onu istersen. Bu anı ölümsüzleştirmem lazım. Kardeşim ben yapıyorum, sen yıka işte, ne olacak? Özellikle böyle param biter, gidecek bir yerin yok. Arayıp da isteyemiyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra gerçekten böyle arayıp da evi anne ya da baba bana para yollayın, yüzüm tutmuyor. Reis oluyorsun, kendi evine kendin bakıyorsun, işte kira, elektrik, su vesaire vesaire büyük bir sorumluluk oluyor. Tabii özlem de oluyor. Annem, özellikle annem bana çok düşkündür. Çünkü tek erkek olduğum için haftada bir arar, gel artık der. Ya tamam, ben öksürük zaten Bingöl'deyken de vardı anneciğim. Gelirken de annedir, anne yüreğidir. Erzağımızı baştan sona kadar doldururlar. Özellikle ekmek yönünden yani poşet poşet, çuval çuval böyle yollanıyor. Dayanmıyor, ne kadar dayanıyor ben de bilmiyorum ama çok çabuk bitiyor. Tamam anne. Tamam anne. Hadi kendine çok iyi bakıyorsun, ellerinden öpmüşsün. Herkese selam söyle. Çünkü öğrencilik dediğin yani gün olurdu biz bir odada 10 kişide kalabiliyorduk. Yani öğrencilik, gül, eğlen. Onun için geliyorlar misafirler, aç, veriyorsun. Maalesef bir hafta içinde bitiyor ama güzel, paylaşmak güzel. Derya. Ne yapıyorsun Güzinci? Derya, esas sen ne yapıyorsun? Ben kıyafetlerimi topluyorum gördüğün gibi. Kameraya oynuyorsun Derya. Güzin, aşk olsun. Burada bir tane daha oyuncumuz var. Hayır, kitap okuyorum. O oynuyor gerçekten. Şundan şikayet edebilirim ben. O anneannelerimizin, dedelerimizin anlattığı komşuluk kesinlikle yok. Öğrenci evine yemek götürülür. Öğrenci evine tatlı götürülür. İşte öğrenci evinde iyiler mi değiller mi bakılır. İşte yok yani gerçekten. Hatta aşure gelmedi. Tabii ki biz evde aşure pişiremeyiz. Çok bekledim. Kimse aşure getirmedi. Ben üzülüyorum buna. Daha tip yapmadık. Biz de böyle yaparız hacı.
İşte bizi ben kayıt yaparken Dilekmen bizi muafiyet sınavına götürdüler. Muafiyet sınavına giderken işte İngilizceye girdik. İngilizceye girdik zaten kazanamadım. Şınav'dayken biz 4. sınıfta hem Türkçe ile uğraşıyorduk hem İngilizce ile. O derse zaten şu ana kadar kimsenin İngilizce öğrendiğini zannetmiyorum. İnşallah finalde iyi yaparım. Şu an uğraşıyorum, çalışıyorum, kitapları aldım. Sen diyorsun en yani fiyatlar şu an fiyatlar 350 TL. Oradan da ev arıyorum. Hani yurt falan da çıkmamış. Hani burs da yok. Oradan buradan bir iki arkadaş bulduk. Hani bir haftalığına sizde kalacaktım arkadaşlar da. Hani gittim bir ay oldu daha hani bir yer bulmamış. Hani arkadaşlardan öğrenci olduğu için hani öğrenci halinden anlıyorlar. Hani tutup da dışarı atamadılar. Ondan sonra işte dedi istediğin kadar kalabilirsin. Hatta ev arkadaşımız falan olabilirsin. Hani evde 1+1 4 kişi kalıyoruz. Hani sınav zamanı geliyor. Sınava çalışamıyoruz. Hani salonda falan uyuyoruz. Biz ev bulmaya çalışıyorduk. Hani biz öğrenciyiz diyorduk. Mesela şehriniz nerede diyor, nerelisiniz diyorduk. Şinaklıyız diyoruz. İki adım geri gidiyorlar. Yani ev vermeye istemiyorlar sanki şeydi. Yani kardeşim kusura bakmayın yok ya böyle bir ev. Biz vermiyoruz. Öyle şeyler diyordu. Şınak'ta ise mesela bir öğrenci gelirken valla ben kendim görmüşüm. Onlar o kadar uğraşıyor ki öğrencilerle. Yani gelsinler burada otursunlar. Fiyatları düşürüyor. Öğrencilere her zaman yemek getiriyor. Buraya geldik. Şu an yemek gönderen yok. Biliyorsun biraz giriş ya. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ötelerden bir ses geldi. Efkar efkar vurdu dile. Yağmur oldu. Döndü sele vay. Ötelerden bir ses geldi. Efkar efkar vurdu dile. Yağmur oldu. Döndü sene. 16 kardeş hani 4 tane de üniversite öğrencisiyiz. Bu daha da hani işimizi zorlaştırıyor. Hani bayağı bir masrafımız oluyor. Hani 2-3 tane hani abim var çalışıyorlar. Şey yapıyorlar hani sağ olsunlar. Hem aileye bakıyorlar hem bize bakıyorlar. Hani tabii ki onların yaşadığı zorluklar hani şimdi hani farkına vardım hani. Hani daha önce hani ekmek elden su gölden biliyorduk. Boşuna ağlar mı insan, derdin varsa ağlar insan. Derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne. Derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne piro, derdin ne. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Şu anda da bir burs almıyoruz. Daha açıklanmadı. İnşallah çıkar bize. Yani oradan da bazı günlerde burada lokantada çalıştım. O da boş günlerimde oldu. Bayram gününde mesela o 4 gün tatildi zaten. 4 gün tatildi. Ben eve gitsem zaten yolculuğum 2 gün sürüyor. Hani onun için gitmek istemedim. Uçakla gitmek istesek, gidiş geliş gelsen bir 300'e yakın bir şey gelir. İşte onun için pek fazla gidip gelemiyoruz. Özlemle kalıyoruz burada. Ailemizden para kabul etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şahane bir maddi durumumuz yok. Ne ailemizin ne bizim. Çalıştığımız işler çok para getiren işler değil. Bir tiyatroya, bir sinemaya gitmek bile lüks kalabiliyor bazı aylarda. Bu yağ
al bulaşıkları yıkamak ne kadar zor değil mi? Böyle çok iriniyorum. Bundan sonra bu kadar biriktirmeyelim. Çok mu birikmiş ya? Çok birikmiş. Sıra yapacağız bundan sonra. Yarın senin sıran Melise. Hayır. Çoğu zaman kendimi çok böyle ezik, güçsüz hissettiğim anlar oldu. Bir yandan İstanbul senin hani özgüvenini geliştiriyor ama bir yandan da bayağı bir yerin dibine sokuyor. Hele bir gün kiramızı ödeyememiştik ve hani hiç para yok. Hani imkansız kirayı ödeyememiz ya. Hani böyle hepimizin borcu var, harcı var. Ailemizden asla para isteyemeyiz. 400 lira bir eksiğimiz var ve kimseden isteyemiyoruz. Hani borç alabileceğimiz kimse yok. Ve oturduk böyle ağlıyoruz Munise ile evde. İşte Ezgi'nin Gündü'nün bir şarkısı var İstanbul diye. Sürekli onu dinliyoruz zaten zor zamanlarda. İstanbul İstanbul geldik de ne bulduk. Annem ayırmazdı bizden gözünü. Şimdi ne hallere düştük. Ah İstanbul gibi bir şey. Sonra nezaket oyunundan böyle bir anda 400 lira verdiler ona. Tam 400 lira eksiğimiz var kirada. Büyük bir mutluluk bizde. Felsefeyi seçerken tabii felsefeye biraz ilgim vardı ama bu üniversitede felsefe okumak bambaşka bir şey. Mersin'de işte öyle küçük okullarda okumanın getirdiği şey üniversitede çoğu insanın aslında çoktan okuduğu işte filozofları ben bilmiyordum mesela. Ya da böyle kültürel farklılıklar vardı. İşte daha büyük şehirden gelen insanlar vardı. Benim gibi olan insanlar da vardı. Daha sonra yüksek lisansa başladım. Peki, oyunculuk üzerine. Hep yapmak istediğim şey oydu zaten. Yemekte boğazıma kuşun kaçtı. Ya da özür dilerim ama kızımı kaşık yaptırmaya gitmem gerekiyor kimseden. Biz üç kardeş bu evde kalırken 3 ay kadar önce Çimen'in kalacak yere ihtiyacı oldu. Bazı problemler yaşadı İstanbul'da ve biz de bize gelmesini söyledik. Davet ettik onu evimize. Küçük bir ev. Biraz kızlar yurduna döndük ama şu an bir sorun yaşamıyoruz. Üniversiteye gelene kadar aslında ailenin ve arkadaş çevreninin, yani başarılı bir bireysen tabii, yıldızısın. Buraya geliyorsun, herkes aslında ana kuzusu, herkes birer yıldız. Bingöl'deki bir liseden çıkıp gelmişsin. Çok sıradan bir lise. Biri de kolejden çıkıp gelmiş. Hani eğitimde fırsat eşitsizliği var. Bu konu üzerine çok düşünmeye başlamıştım ve ilk senem hazırlıkta bayağı kötü geçmişti. Sonra hazırlığı uzattım ben biraz. O süreçte bizim üniversitede hazırlığı uzatınca öğrencilik haklarının elinden alınıyor. Öğrenci belgesi vermiyorlar, yurt vermiyorlar. Başının çaresine bak, sadece sınava girme hakkım var. Gerçekten böyle göçebe kuşlar gibi oradan oraya, oradan oraya bir türlü bir baltaya sap olamadım hani ev konusunda. Ay, o kadar böyle artık burama kadar gelmiş, dayanamıyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Bırakıp gitmeyi bile düşünüyordum hani Emine'ler karşıma çıkmasaydı. Bir şekilde ben tekrar üniversite sınavına hazırlanıp giderdim burada. Kardeş beceremeyiz ama. Oyun kolay oldu. Abi harbiden ayıp ettim. Hayvan belgeseli muhabbeti. Abi o nasıl bir hakarettir ya. Erzurum'dan gelmeden önce ben rutubetli ev ve güneş gürmen ev benim hiç hayalimden dahi geçmezdi. Ben İstanbul'da öğrendim bunu. Şu anda kaldığım ev Üsküdar'da mevki olarak ve bir iş yanından bozma, bir iş yanında bir ofisten bozma. Bu evi internetten buldum. Şimdi şu anda 3 kişi yaşıyoruz evde. Ama yine bir düzen yok. Daha az vakit geçiriyoruz evde. Çünkü geç geliyoruz. 9'da 10'da geliyoruz. Bazı geceler 12'de geldiğimiz oluyor. Son yıllarda evde cumartesi pazar günleri fazlasıyla vakit geçiriyoruz. Hani o da çamaşırları falan yıkıyoruz. Evi temizliyoruz. Biraz bulaşık birikmiş oluyor açıkçası. Bulaşıkları yıkıyoruz işte hafta sonu. Yemek yapıyoruz. Hafta içi yemek yapmamız da çok zor oluyor yani. Geçtiğimiz Şubat ayından beri falan ailemden herhangi bir maddi destek almadan geçinmeye çalışıyorum. Bunu çok da sevdim yani. Bu yaşam mücadelesi vermeyi, hani bu çırpınışta yaşamayı, onu öğrenmek çok güzel. Kapat oğlum, kapat. Tamam yeter ya. Ya
Burada baktığınız zaman şimdi Gümüşhane'nin bir kısmı köy yerleşimi gibi, diğer karşı tarafı şehir gibi. Böyle bir karışıklık söz konusu. Evimiz bir okulun tam karşısında olmasına rağmen 20 dakikalık bir yürüme gidip geliyoruz çoğu zaman. Bizim mahallemizde çok fazla öğrenci yok. Yani tamamen bir aile ortamı söz konusu mahallede. Muhafazakar bir yer belki ama yeni yeni gelişiyor. Kız erkek arkadaşlığına pek iyi bakılda söylenemez açıkçası. Erkekle kızla arkadaşlıklarımız tabii ki oluyor. Yani bunda hiçbir mahsur görmüyoruz. Nerede nasıl davranacağımızı, arkadaş ilişkilerimizde belli bir boyut olduğu için hiç zorlanmadık ama evet bir ön yargı var. Üniversitenin de vermiş olduğu bir şey sanırım bu. Alışmışlık oluyor. Artık hani garip bakışlar ortadan kalkıyor. Ya da ne bileyim işte bizim ev sahibinin mesela yukarıya şey vermesi gibi, erkek arkadaşa vermesi gibi, bir erkek arkadaşa evini kiraladı. Yapmayacağı şey. Yani yapmazdı. 24 tane ilandan arayıp hani evinize talibiz. Soruyor öğrenci misiniz diye. Öğrenci izliyoruz. Öğrenciye evi vermiyorum. Net hatırlıyorum. Telefonda 24 tane numarayı aramıştım. Ev numarası. Hepsinden red aldık. Sonra Batıkan'la tanıştık. Bu eve geldim. Yani öğrenci evinde aslında 5 tane erkek. Burada kalıyoruz. Başka şehirlerden gelmişiz. Hani bir abi gibi davrandı hepsi bana. Şehre ısınmamı sağladılar diyebilirim. Abi Enes bu eve geldiğinde bulaşık yıkamasını bilmiyordu çocuk. Bak neler yapıyor şimdi. Bilmiyorum. Bizim oranın yetiştirme tarzı çok farklı olduğu için. Yani ben normalde benim saçlarım uzundu. Küpelerim vardı. Tabii burada biraz şey yaptılar onu. Yani önce bir yadırgadılar. Birkaç kere kovalanmışlığım, kaçmışlığım oldu. Tabii sonra insanlar onlara da alıştı. Çünkü üniversite büyüdü, gelişti. Nüfus arttı. Nüfus artınca insanlar tabii insanların geçim kaynağı öğrenciler olduğu için çoğunlukla %60, %70. Tabi onlar da mecburen alışmak zorunda kaldı yani. O ortama ayak uydurdular yani. Onlar biz onlar değil, onlar biz ayak uydurmak zorunda kaldı. Mesela önceden burada bir tane kafe varsa, şimdi belki 15 tane kafe var. Şöyle bir baktığımda gerçekten çok uzak bir şehre gelmiş olduğumu fark ediyorum. Daha çok yani böyle dans edebileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz, sosyal aktiviteler yapabileceğiniz bir mekanlara sahip olamıyorsunuz. Bundan dolayı da üniversite bünyesindeki öğrencilerle biz bir araya gelip böyle bir müzikal etkinlikler olsun, geziler olsun düzenlemeye çalışıyoruz. Kendimizi bu şekilde avutuyoruz. Arkadaş çevremde şöyle bir şey vardı. Hani İstanbul'dan geldi, çok havalıdır, çok şöyledir, böyledir oldu. Hani arkadaş çevresini kurduktan sonra bu şehri daha çabuk ayak uydurabilir. Tabii özlem, hasret hala devam ediyor. Onlar çok büyük sorunlar. Ama arkadaş çevremiz hiç farkında olmadan büyük şehirde yaşayan arkadaşlarla olmuşuz. Aileden uzaksın. Buradaki aile artık. Buradaki arkadaşlar senin ailen olmuş oluyor. Çünkü hani bir sıkıntın oluyor, bir şeyin oluyor. Ailene haber veremiyorsun. Çünkü ailem üzülür. Gelemezler. 18-20 saatlik yol. İçeri götürelim de yakalım, bir önce ısınalım. Çok ağır. Ay Başak. Bizim evimiz sobalı. Biraz zorluk oluyor. Şundan dolayı oluyor. Hani sonuçta biz Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun böyle yerlerden pek soba hayatıyla uğraşmıyoruz. Bu soba Başak tam konu öğrenci işi yani. Bir gün sobanın ızgarasını ters koymuşum, sobayı yakamadım. Bir gün sobayı tüttürdüm falan böyle. Çok zor oldu ama öğrendim yani. Yani iş başa düşünce mecbur yapıyorsun her şeyi. Her yere sen koşacaksın. Yeri gelecek odunun kömürü bile sen taşıyacaksın yani. Gökhanları mı çağırsak lan? Limon atayım mı? Az soğuk. Onlar hep yakacak şimdi. Patatesi niye götürdün? İyi konu. Beceremiyorum demek. Yağ versene oradan. Geçen sene bir eve çıktık. Evimiz gerçekten inanılmaz derecede berbattı.
Bir dönem buzdolapsız yaşadık mesela. İşte çamaşır makinesi yok, işte elimizde çitiliyoruz falan. Bağ bahçe ekiyorum. Böyle bir yanda köy hayatında buldum kendimi. Biz 4 kişiydik ama bir odada 8 kişi yattığımızı bilirim yani. Böyle yatakları yan yana koyup uzun kurulan kahvaltı sofraları vesaire. Dediğim gibi o evden ayrıldık. Çok şükür kurtulduk. Bir iki gün sokakta yattım, parkta. Ama azmettim, sonunda buldum yani. Zaman olmuyormuş, derslere giremiyor beyefendi. 250 liraya bir çamaşır makinesi, biz de buzdolabı almıştık. Gerçi buzdolabımız bozuldu ama yenisini almak zorunda kaldık. İkinci elin azizliği diyelim ona. Döndüm. Gel. Evet, kapıya. Şöyle. Sizin yerine. Bizim yerine sus. Şey yok. Bunda hala fosiller var yalnız beyler. Sür. Gel. Herhalde bu sok. Nice güzel soğutmalar abi. Alkış. Evet. 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 Evet, yeni buzlar olmaz. Pislikten batıyor. Evet. Çamaşır makinamız da aynı şekilde birazcık sıkıntılı. Akşamları çamaşır makinesini çalıştıramıyoruz. Çünkü bütün apartman şikayetçi oluyor. Makine yerinden oynuyor, birazcık hareketli makinamız. O yüzden akşam 8'den sonra makineyi çalıştıramıyoruz. Ama yıkıyor, en azından çamaşırlarımızı yıkıyor. Allah, bunlar hepsi mi böyle bu beyazların? Bilmiyorum, sen ne yaptın? Yoğmuş. Gümüşhane'de hafta sonları özellikle, yani burada zaman geçmiyor. Yani hakikaten yelkovan, ne akrep ne yelkovan. Yani hiçbiri birbirini takip etmiyor. Yani her şeyin kısıtlı, çok dar olduğu bir yer. Herkes alıştı kendi evine. Elimde olsa hala giderim buradan ama bölümümü seviyorum. O yüzden okumaya devam ediyorum burada hala. 4 yılın sonunda babamın tam olarak nasıl bir adam olmamı istediğini tam ben de bilmiyorum. Mezun olduğumda hani karşısına geçip buyur buradayım diyeceğim, fakat o ne yapacak onu bilmiyorum şu anda. Ne yapayım ya? Evet gençler, nasıl gidiyor? Evet, burada batuhaneciyi görüyorsunuz. Burası da onun tam 2 metrekarelik yaşam alanı. İşte Ahmet Tapaso benim yatakta. Sabah, akşam, gece, gündüz. Elimde laptopum. Ne yapalım, bekliyoruz. Bakıyoruz, evet. Ben 2 yıl daha burada olacağım. 2 yıl daha Gümüşhane'de kalacağım. 2 yıl daha ne bekliyor bizi bilmiyorum. Uzakta bilmediğin başka şehirlerde yaşamak, hele ki yalnız, ailesiz bir ortamda yaşamak gerçekten olgunlaştırdı diyebilirim. Şimdiki aklım olsaydı eğer, ben okulu en fazla 5 senede bitirirdim. Bu dönem inşallah okulumu bitirip mezun olacağım ama tabii bu Gümüşhane'ye gelmeyeceğim anlamına gelmiyor. Burada arkadaşım, dostum çok, çünkü onları görmeye kesinlikle gelirim yani. Gittiğim zaman İstanbul'a mesela, tatilde tamam, ailenle vakit geçiriyorsun, özlemini gideriyorsun, arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun, yani geziyorsun, tozuyorsun. Bir süre sonra bunlar bittikten sonra İstanbul'da da hani burayı özlemeye başlıyor insan. Hani şehri değil, hani yaşantını, yani evdeki arkadaşlarım, özgürlük kısmı da var tabii bunda. İlk yolculuğum otobüste yapmıştım. Bana şoför şey demişti. Gümüşhane, şu an ağlıyorsun, çok ağlıyorsun. Farkındayım ama ağlayarak da gelip terk edeceksin demişti. Ben dedim ki hiç de öyle bir şey olmayacak. Gittiğim gün sizin yanınıza geleceğim ve gülerek gidiyorum diye size söyleyeceğim demiştim. Ama gerçekten bu yıl bitiyor. Ve her gün arkadaşlarla, hocalarla bunu konuşuyoruz ve içimiz buruk oluyor. Çünkü 4 yılımız bizim hayatımızın en güzel zamanları aslında bizim Gümüşhane'ye geçti. Ve Gümüşhane de bizi geliştirdi. Biz de bir yandan Gümüşhane'ye geliştirmiş olduk. Hani o çizgi vardır ya, o çizgiyi aştığınız anda çok şey katıyor size. Ya buradan çok dolu bir insan olarak gidiyorsunuz. Sabrı öğretiyor ya, sabır çok güzel bir şeydir. Onu öğretiyor küçük şeyler insana, her anlamda sabretmek. Ben 4 yıldır İstanbul'dayım. Çoğu zaman Siirt'e dair birçok şeyi özlüyorum. İşte bu da benim Siirt'i özledikçe elime alıp çalmaya çalıştığım bir enstrüman. Kendimi daha bir Siirt'te hissediyorum sanki. Daha oralardan bir ses. Her
hasrat zaten dünyada hasratlar bitmez. Ama insan koştuğu zaman biraz hasrat azalıyor. Dilan Sirt'e geldiği zaman en büyük bayramımız budur. İki gün Diyarbakır'a kadar gitti. Anası diyor, hani nerede kaldı, gelmedi, niye gelmiyor? Pişman nabim ha. Medve serbelin benimle ve çevreonel kürko mere o be. Bizim mere hakkani kucası kakarışı para. Annem diyor ben kesinlikle pişman olmadım. Çünkü ileride hani kötü duruma düşmesin. Hani kendi paralarını kazanıp başları dik olsun isterim kızlarımın diyor. Çevreme çıkı çavayı. Ben bu şehirde genel olarak kendimi yalnız hissediyorum ama yalnızlık benim için bir güçsüzlük değil. Yalnız da bir şeylerle başa çıkabilirim diye düşünüyorum. Üniversitede bir diğer özelliği de böyle. Tabii her yerden insanlar, her çeşit fikirden insanlar geliyor. Ve insanlar artık belki daha fazla eşitsizlikler, adaletsizlikler üzerine konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ben de tabii ki bu tartışmaların içerisinde yer alıyorum. Siyaset dersem de siyaset tabii ki ilgilenilmesi gereken olgu olarak görüyorum. Hani ilgimi çeker, araştırırım, okurum. Ama örgütlü değilim. Öğrenci büyük şehre geliyor, sesini duyurabileceği dersleri görüyor, kendini geliştiriyor. Üniversite ortamında daha çok görüş bir arada, görüyor her şeyi, kafasında değerlendiriyor. Biz de tabii bir şeyleri değerlendiriyoruz. Yani çok normal bence yani üniversitede tabii ki bir karşı çıkış var yani. İşte o Soma'da yaşayan ve eşini kaybetmiş kadın çıkıp sokağa derdini anlatamaz. Hani onun derdini bizim anlatmamız gerekiyor. Öyle bir vizyon ediniyoruz öğrenci olarak. Hani bunu inkar edemem. Takip ettiğimiz tabii ki sosyal medya. Ve sosyal medyada da sesimizi hani duyuruyoruz bir şekilde. O yüzden saklanıyoruz diyemem. Ben biraz derslerime daha yoğunluk göstermek istiyorum. Belki ben tıpa geçiş yaparım. O da olmazsa eczacılık açarım. Şırnak'ta trafik derdi yok, bir şey yok. Annen de yanında olur, ailen de yanında olur. Daha güzel olur diye düşünüyorum. O hayatın ilk adımlarını atıyorsun yani. Öğreniyorum ve büyüyorum yani. Sosyal bir devletin sana sunması gerektiği belli haklar vardır. Nedir barınma hakkıdır, nedir geçinme, işte eğitim vesaire. Aslında öğrenciye yurt ve burs imkanı sağlama ya da bu hakkını devletin doğrudan vermiyor oluşu eğitim hakkını da engellemekte. Çünkü arkadaşlarımız yani birçok insan daha doğrusu üniversite okuyor aynı zamanda çalışmakta ve okuluna vakit harcayamamakta ve aynı zamanda sırf bu maddi zorluklar yüzünden eğitimine ara vermekte, kimi zaman okulu bırakmakta yani. Çünkü zaten hani İstanbul gibi bir şehri kazanıp gelmiş bir insanın, hiç şehri bilmeyen bir insana ve bir öğrenciye hani o başarıyı göstermiş birisine nasıl olur da burs, yani yurt imkanı sağlanmaz, kalacak yer gösterilmez, bunların hepsini kendisi biliyor olamaz. He de bir ailesi yanında yoksa. Benim ailem 24 saat uzaklıkta benden. Nasıl olacak o iş?